Sayın Cumhurbaşkanı Başkanımız, Sayın Okul Müdürlüğümüz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz. Şampiyonlar gelecek şampiyonuyla buluşuyor. Programımıza hoş geldiniz. Okulların fiziki sorunlarını çözmenin eğitim kalitesini artırmada tek başına yeterli olmayacağını düşündüğümüz için okulların ruhsal kimliğini de destekleyecek programlar yapmaya karar verdik. Atatürk'ün genç sporcularımıza hedef olarak koyduğu, bizim de misyonumuzun bir parçası olan zeki, çevik ve ahlaklı, aynı zamanda bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dosta düşmana ezberletme hayatı taşıyan sporcular yetiştirmeyi istiyoruz. Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz bu programla öğrencilerimize sadece başarıyla değil, karakteriyle de gönüllere yer etmiş şampiyon sporcularımızla buluşturarak onların tecrübelerinden ve kişiliklerinden istifade etmelerini sağlamak istiyoruz. Değerli misafirlerimiz, okulumuzun ruhsal kimliğinin oluşmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu programa katılarak bizleri onurlandırdınız. Başta onur konuğumuz, Cumhurbaşkanı Danışmanımız, asrın güreşçisi Sayın Hamza Yarlıkaya ve bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. O henüz 17 yaşındayken büyüklerde dünya şampiyonu kazanarak 100 yıla imzasını atmış büyük bir sporcu olmasının yanı sıra üstün bir karaktere ve ahlaka sahip olmasıyla da Türk gençliğine örnek teşkil eden bir örnek şahsiyet. Ve o aynı zamanda elde ettiği başarılarla Türk güreşinde bir tarih ve madalya avcısı olurken birçok yerde de milli takımımızı kurtaran isim oldu. Evet. Yıldızlara doğru da bu hafta Türk ve dünya güreş tarihinde hafızalara altın harflerle kazınmış bir ismin, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın yaşam öyküsünü ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'yı söyleşi için kürsüye davet ediyoruz. Değerli hocalarımız, öğrencilerimiz, gündüz misafirler, özellikle uzun zamandan beri izlememiştiniz. Emeği de atlandık. Gerçekten emeğine çok teşekkür ediyorum. İşin gerçeği en son bu tarz organizasyona gelince 7-8 sene oldu. Gelmiyordum. İlk defa olduğu zamandan beri bu organizasyona geliyorum. İnşallah burada güzel bir süreç olur. Sizlerle birlikte güzel bir bilgi alışverişi olur diye düşünüyorum. Ben kısaca kendimi anlatayım. Evet, burası spor lisesi. Sakın demeyin ki sporda gelecek yok, sporcuda gelecek yok. Sporun bir sonrası yok diye düşünmeyin. Bizlerden de kendinize misal alın. Bakın ben 39 yaşındayım. 40'a girdim. 22 sene sadece milletime hizmet ettim. Türk bayrağımızı, İstiklal Marşımızı okutmak, dünyanın çeşitli ülkelerinde okutup millete ezberletmek, Türk milletini temsil etmek. Bir dönem milletvekilliği yaptım. 6 sene Spor Bakanı müşavirliği yaptım ve bugün de Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığı görevini yapıyoruz. Demek ki
spor camiasında gelecek yok değil, var. Yeter ki çalışalım, isteyelim, azmedelim, mücadele edelim. Açılmayacak kapı bizim önümüzde yok. İnşallah sizlerden de, burada olan, salonda olan gençlerimizden de güzel, başarılı yıllar, güzel, başarılı seneler, başarılı bir ömür diliyorum. Rabbim sizlere hayırlı, başarılı ömürler versin. Asla yolunuzdan şaşmayın, asla inancınızdan şaşmayın. Dik durun, dikleşmeyin ama asla da mücadeleden vazgeçmeyin. Diyorum ben burada organize yapan değerli müdürlerimize, hocalarımıza sizlere çok teşekkür ve saygılar sunuyorum. Gençler sorularından varsa sorularını alalım. Adım Esmeray. Başarının arkasında mesela atıyorum şu insan kesinlikle bu noktaya geldi, yardım etti veya onun hakkını nasıl söyleyeceğim dediğiniz bir soru mu? Şimdi tabii her başarının arkasında bir gizli sır vardır. Öncelik aile. Yani kim aksine başka bir şey iddia ediyorsa bu doğru değildir. Ailenin vermiş olduğu güç, inanç, maneviyat zaten sayın oraya düşüyor. Ama bir noktaya geldikten sonra da milletin duası, milletin sevgisi, bayrak hırsı ve o yoldaki mücadelen seni buralara kadar getiriyor. Tabii ki ailenin yerini çıkıp tutamaz. Daha geri çıkartacak. Buradan iyi böyle getirirsin.